Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümdeki konuğumuz F1 2020. Malum ülkemizde araba yarışı oyunu denildiğinde akla gelen ilk isimler Need for Speed, Forza ya da Gran Turismo gibi seriler oluyor. Lakin arka planda baktığımızda F1 gibi yani Formula 1 gibi lisanslı oyunlar da mevcut. Üstelik bu oyunun fiyatı diğer araba yarışı oyunlarına nazaran da hayli uygun. Örneğin hemen baştan söyleyeceğim bunu size. F1 2020 arkadaşlar, biz bu oyunu Play Store'dan temin ettik. Hatta Play Store'dan size bir sürprizimiz de olacak. Bunu incelemenin sonunda söyleyeceğim. Bu oyunu Play Store'da 80-90 lira civarında bir ücrete satın alabiliyorsunuz. Yani fiyatı 100 liranın altında. Bunu hemen size baştan belirtelim ve gelelim oyunumuzun incelemesine. Evet arkadaşlar, dediğim gibi ülkemizde Need for Speed tarzı, Need for Speed serisinin oyunları daha doğrusu, işte Forza serisinin oyunları ya da Gran Turismo serisinin oyunları gayet popüler. Fakat söz konusu F1 olduğunda işler biraz değişiyor. Çünkü F1 bizlere direkt olarak bir formül simülasyonu sunuyor. En azından şimdiye kadar böyleydi. Fakat 2020 ile birlikte bazı şeyler değişmiş. Oyuna gelen yeniliklerden bahsetmek gerekiyor önce. Oyunda benim en çok hoşuma giden şey My Team isimli modun getirilmesi. Bu modda arkadaşlar sadece bir pilot olmuyoruz. Kendi yarış takımımızı kurarak bu takımla birlikte Formula 1 yarışlarına katılıyoruz ve gerçekten bizleri soluksuz bir heyecan bekliyor. Eğer derseniz ki ya ben takım falan kurmak istemiyorum, ben bir pilot olayım, beni transfer etsinler, benim şanlı bir kariyerim olsun diyorsanız, o zaman yaklaşık olarak böyle 10 sene süren bir kariyer modunun oyunda bulunduğunu belirtelim. Yani oyuna giriyorsunuz, 10 yıl boyunca o kariyeri oynayabiliyorsunuz. Şimdi 10 yıl size kısa bir süre gibi gelebilir. Lakin burada şunu unutmamak gerekiyor. Formula 1'de sezonlar hayli uzun arkadaşlar. Dolayısıyla sıralama turları oluyor. Sıralama turlarından sonra ısınma turları var. Onun haricinde bir de böyle yarışa giriyorsunuz. Dolayısıyla böyle 10 seneyi dolu dolu oynamanız sizin rahat rahat böyle bir senenizi alacaktır. Çünkü bir kere pisti tanımanız gerekiyor. Pisti tanımanız için ısınma turları atıyorsunuz. Ardından sıralama turlarına giriyorsunuz. Sıralama turlarına girmek istemezseniz sizi son sıraya atıyorlar ki son sıradan da ilk sıraya yerleşmek hayli güç ve zor oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar sıralama turlarında en iyi turu elde etmeye çalışıyorsunuz. Ardından da ne geliyor? Yarış geliyor. Yarışlarda yine tabii turları kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Fakat gerçek bir hani F1 deneyimi yaşamak istiyorsanız tur sayısını en üste çıkardığınız zaman zaten bir yarış bazen saatlerce sürebiliyor. Tabii burada yani tam böyle tur sayısıyla oynamak çok böyle zaman aldığı için biraz daha tur sayısını düşürmek mümkün. Bunu da sizlere yeri gelmişken belirtelim. Tekli oyuncu modlarında bunun haricinde işte tekli yarışlar bulunuyor, şampiyonalar bulunuyor. Bunlara da katılabiliyorsunuz. Lakin ben böyle devamlı olarak oynamak istiyorum. Hani oyunun bir kayıt altına alsın, yarışta birinci olduğumda bu bir işe yarasın diyorsanız kariyer ya da My Team moduna göz atmanızı tavsiye edebilirim. Gelelim online modlara arkadaşlar. Kariyer modunda ya da işte My Team modunda tekli oyuncu modlarında oynarken kontrolleri kolaylaştırabiliyorsunuz. Yani F1 2020'deki simülasyon seçeneklerini ne yapıyorsunuz? Devre dışı bırakabiliyorsunuz. Burada virajlara girerken vesaire size oyun bazı kolaylıklar sunuyor. Bu kolaylıklar sayesinde üst sıralara yerleşmeniz çok zor olmuyor. Lakin çevrim içi oynayacağım diyorsanız tamamen temel dinamiklere dönmeniz lazım. Ne demek? Tüm F1 zorluklarını karşınıza almanız gerekiyor. Çünkü online modlarda size yardımcı olacak herhangi bir dinamik söz konusu değil. Dolayısıyla cengaver oyuncularla karşılaşmanız halinde son sırada ayrılabilirsiniz. O yüzden ben online modlarda kendimi geliştirmek istiyorum, diğer oyunculara karşı yarışırken zirvede yer almak istiyorum diyorsanız mutlaka ve mutlaka tekli oyuncu modlarında da temel dinamiklerle oynayın ve yardım seçeneğini de devre dışı bırakın. Aksi takdirde yardım seçeneğine alıştığınız zaman online modlara girdiğinizde büyük zorluklarla karşılaşacağınızı hatırlatmak isterim. Gelelim oyunumuzdaki bir diğer önemli noktaya. Nedir bu? Tabii ki Michael Schumacher. Malum Formula 1 ülkemizde öyle aman aman çok popüler değil. Tamam, bir dönem gerçekten İstanbul Park açıldı, burada yarışlar yapıldı, Formula 1 yarışları İstanbul'da gerçekleşti. Lakin sonrasında Formula 1 takviminden İstanbul çıkartıldı. Tabii bunun farklı nedenleri vardı. Oraya girmeye pek gerek yok. Dolayısıyla takvimden çıkarıldıktan sonra İstanbul Park ülkemizdeki formülaya olan ilgi de azalmış oldu. Lakin ne olursa olsun ülkemizde Michael Schumacher denildiğinde herkesin zihninde böyle bir Ferrari logosu ister istemez
canlanacaktır. Çünkü kendisi efsanevi bir pilot biliyorsunuz. Şanssız bir kaza geçirmişti ve yatağa mahkum olmuştu. Fakat oyunda Michael Schumacher'e hayli önem verilmiş. Onun böyle işte bindiği araçlar, giydiği elbiseler, hatta jest ve mimiklerine varana kadar pek çok detay oyunda yer alıyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım ve gelelim oyunumuzdaki bir diğer noktaya. F1 2020'de yeni pistler bulunuyor mu? Pek çok defa sorulan şey bu. Evet arkadaşlar, yeni pistler bulunuyor. Yani takvime yeni eklenen pistler direkt olarak oyuna eklenmiş ve bu pistler gayet gerçekçi yapılmış. Fakat eski pistlere baktığımız zaman bu eski pistler üzerinde çok bir oynama yapmamışlar. Sanki hani 2019'daki pisti alıp kopyala yapıştır yaparak 2020'ye yerleştirmişler. Yani görsel anlamda belki biraz iyileştirmeler bulunuyor ama böyle tam olarak hani yeni bir oyun izlenimi vermiyor o açıdan. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Oynanışa geçecek olursak öyle ahım şahım bir şey yok. Zaten geçmiş F1 oyunlarında da oynanıştan gayet memnunduk. Dolayısıyla F1 2020'de de bu durum aynen devam ediyor. Oynayamam, edemem diye bir sıkıntınız olmasın. Gerçekten yardım modunu açtığınız zaman çok keyifli bir kariyer sürebilirsiniz ki oyunun fiyatını da göz önüne alacak olursak mutlaka bu oyunu deneyimlemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, gelelim incelememizin sonundaki sürprizimize. İçimizden bir arkadaşımıza Instagram hesabımız üzerinden F1 2020 kodu hediye edeceğiz. Bunun için bizi Instagram'da takip etmeniz yeterli. F1 2020 ile ilgili bir post paylaşacağız ve bu postta yapmanız gerekenler zaten yazıyor olacak. Oyun Canavarı'nın bir sonraki bölümünde görüşünceye dek hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.